Sahne sizin. Teşekkür ederim. Sahne bizim de sizdeki konfor Beyde Paşa'da yok ya. Şuradan imrene imrene bakıyorum. Şeyi gibi, Sezar gibi değil mi konuşurken? Kapanıştı. Mevzu küratör olmakmış yani. Size bir sürü şeyden bahsedeceğim. Böyle şunu bak, başlatmışlar daha çıkmadan ya. Durun bir şunu sıfırlayın. Şunu bir başa. Şimdi bir sürü şeyden bahsedeceğim. Hayatımda ilk defa süre sınırlamam var da. Hep böyle lafı geçen şeylerden söz edeceğim size. Mesela işte zamandan çok bahsettik ama zaman deyince aklıma gelen bir şeyi burada da tekrarlamak istiyorum. Nazım Hikmet'in o meşhur şiiri, 10 yıllık mapus hayatını şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ona sorsanız, lafı bile yedirmez, mikroskobik bir zaman. Bana sorarsanız, 10 senesi ömrümün. Zaman enteresan bir şey. Modern yaşamın başlangıç noktası. Birçok şey onunla birlikte başlamış ve gelişmiş. Ama ne olduğu konusunda da aslında çok fazla bir bilgimiz yok. 2057 sene önce Roma İmparatoru Jules Caesar 714 yıllık takvimi değiştirmeye karar verir. Firavunlardan feyz alır, 365 günlük seneyi böler aylara. Yılın ilk ayını ocağa layık görür. Şubat'a 28 gün verir, sonra 31-30 dağıtır durur. Tabii ki kendi adıyla müsemma Jule, yani Temmuz'a 31 gün verir. Sonra Brutus'e sitemle ölürken tahta geçen Augustus bakar ki ulan Ağustos niye 30 çekiyor? O da 31 çekecekler. Böylelikle... Şöyle yapayım. Görüntü tamam tabii. Ondan bahsediyordum. Ağustos ondan sonra der ki o da 31 çekecek. Onun için Temmuz, Ağustos 31 çeker de parmak birleşirken hani o yüzden deriz. Yani laçkalığa bakın ya. Takvimden söz ediyoruz. Bu kadar laçkalık olabilir mi? Sonra Hristiyanlar der ki ya İsa peygamberin doğuşunu baz alalım ama İsa peygamberi 25 Aralık'ta doğururlar. Oysa uzmanlar Eylül'de doğmuşlar. Sonra 1 Ocak gelir falan filan ortalık karışır. O da bir muğlaklıktır. Daha sonra Müslümanlar Muhammed Peygamber'in Mekke'den Medine'ye göçüşünü baz alalım derler. Hicreti yani. Hicri takvimi ortaya çıkartırlar. Böyle başka bir sistem çıkar. Ardından İsa'nın doğumundan 1582 sene sonra 13. Daha doğrusu Papa 13. Gregor başka bir takvim sistemiyle geliyor. Yani ne olmuş 1500 sene sonra kim bilir ama 13. Gregor, bugün bizim de enteresan bir şekilde kabul ettiğimiz, kullandığımız Gregorian takvimi hayatımıza sokar. Yani özetle şunu diyeceğim. Gregorian takvime göre 2011, Hicri takvime göre 1438, 32, Şemsi takvime göre 1389, İbrani takvimine göre 5771, Çinlilere göre ise 4708 yılındayız. Sanmayın ki öyle 2011'deyiz. Peki, şuna gelelim. Saat kaç? Saat kaç desem en az 15 tane cevap alacağım. Hepimiz biliyoruz. Çünkü en başta bilim adamları bile saat konusunda bir mutabakata ulaşabilmiş değiller. Herkesin fikir birliğine varması 1 Ocak 1972'ye denk geliyor. Daha 39 yıl öncesine kadar saat kaç desen bir Allah'ın kulu yok ki size mantıklı bir cevap versin. Uluslararası atom saatini yaratmışlar. Atom saati. Bir başka grupta bir başka muhalif bilim adamları öyledir ya. Biri böyle akım dedi mi bir öbürü neyse onu diyor işte. Onlar da evrensel zamanı yaratmışlar. Arada 34 saniye var. Onda bile mutabakat kalmamış. Yani... baktığımızda böyle dünyanın her yerinde bir de saat dilimlerine bölmüşüz. Kraliçe Greenwich'ten başlamış, zaman benden başlar demiş, güce bak. Bize artı ikiyi vermişler, işte böyle böyle zamanlar bölünmüş. Bir de yaz saati, kış saati sokmuşuz. Sanıyoruz ki Türkiye saati diye bir şey var. Şu anda işte Türkiye'de de zaman aynı. Efendim, pardon yani İstanbul'da da saat aynı, işte Edirne'de de aynı, Van'da da, Kars'ta da, Malatya'da da aynı ama yani namaz kılarken, oruç tutarken onlar da karışıyor. Yani neye geliyoruz? Daha ne tarihi biliyoruz, yani takvimden haberimiz var, ne saatten haberimiz var, hiçbir şeyden haberimiz yok. Ve ne diyoruz? Bilgi toplumunda yaşıyoruz. Bak sen!
bilgi toplumu, bütün ütopyaların nirvanası, bütün teknolojinin bir anlamda üst noktası, ulaşmaya çalıştığı en son nokta bilmek, öğrenmek. Bizim insanlık dürtümüzün en temellerinden biri, merakımızın en doğal hasadı. Ve biz bunu beslemek için, bu bilgiye ulaşmak için çok şeyden fedakarlık etmişiz. Çok bedeller ödemişiz. Çok eskilere gidelim mesela. Epey eskilere gidelim. Nereye gidelim? Hepimizin ortak anne ve babasına gidelim. Adem'e, Havva'ya gidelim. Adem, Tanrı'nın kendine bahşettiği cennet bahçesinde bir daha hiçbir insan oğluna nasip olmayacak bir hayat yaşamaktadır. Krallar gibi, Sezar gibi yaşamaktadır TED salonundaki. Bir gün der ki Tanrı'ya, Tanrım sıkıldım der, bana bir arkadaş gönder. Tamam, uyu sen yavrum der Tanrı Adem'e. Ve Adem'in kaburgasından hikaye bu ya, Havva'yı doğurur. Salak Adem! Cennettesin oğlum, her şey ayağının altında, ne bela alıyorsun. Bütün olay öyle başlar. Aptal. Neyse, Adem'le Havva cennette süper bir hayat yaşamaktadır. Tanrı bir gün bunları çeker yanına, der ki, Adem, Havva, bak bütün nimetler sizin, her şeyi size veriyorum. Ama bilgi ağacının meyvesinden yemeyeceksiniz der. Bilgi ağacının meyvesinden yerseniz ölürsünüz. Kötü olur der. Havva da Adem de tamam der. Havva bir gün tek başına dolaşmaktadır cennette. Adem kadınların yalnız bırakılmasının tehlikesinin farkında değildir. Gider bilgi ağacının yanına. Şeytan sokulur. Yesene bir tane der. O da der ki yok hayır yemeyeceğim. Niye? Babamız yasak etti. Niye? Ölürmüşüz. Olur mu öyle şey? Onu yersen Tanrı'nın bilgisine ulaşırsın der. Her şey, gözün gönlün açılır bilmem. Al hadi bu ısırma, al al derken en sonunda dayanamaz bir ısırma olur. Sonra gider Adem'i çağırır. Tabii kadın akıllı. Adem'i de suçunu ortak eder. İkisi de yapar. Bir anda bir fark ederler ki çırılçıplaklar. Utanırlar. Çalıların arasına saklanırlar. Mahrem yerlerini incir yapraklarıyla örterler. O sırada Tanrı bu iki şaşkını görür. Ne yapıyorsunuz siz orada der. İşte utandık. Niye utandınız der. Çünkü çıplaktık der. Tanrı enteresan soruyu sorar. Çıplak olduğunuzu size kim söyledi der. Ve anlar ki yasak meyveyi yemişlerdir. Kimilerinin elma dediği. Ve der ki defolun gidin. Siz benim nimetlerimi hak etmediniz. Benim sözümü dinlemediniz. Ve benim bu hayatımı da hak etmiyorsunuz. Ve böylelikle biz zavallı insancıklar bu anne ve babamızın ilk günahının, ilk şeytana uyuşunun ceremesini çekiyoruz. Ve çektiğimiz bütün bu sıkıntılar da bilgiye yönelik bu hasretimizden, durdurulamazlıktan. Ellen Key benim için bilişim dünyasının en önemli insanlarından bir tanesi. 1968 yılında örneğin Dynabook adlı bir model geliştirmiş ki bugünkü modern tablet bilgisayarların ya da eğitim için kullanılan bilgisayarların atası olarak sayılabilir. İki tane güzel sözü var. Diyor ki, geleceği kestirebilmenin en güzel yolu onu icat etmektir diyor. Yani git yap. Bir şeyleri kestirip durma. Bir şeyleri hakkında fazla kafa yorma. Ne becerebiliyorsan yap. İkinci güzel lafı da şudur. Diyor ki teknoloji sen doğduktan sonra icat edilen her şeydir diyor. Ha gerçekten öyle. Çamaşır makinesi teknoloji değil ama cep telefonu öyle. Yani işte bu ampuller bir teknoloji değil artık bizim için ama ne bileyim işte bilgisayarlarımız öyle vesaire. Üstelik ilginç bir şekilde bu teknolojilerin pek çoğu ihtiyaçtan da doğmamış. Mesela hayal gücümüzü tetikleyen birçok şey olmuş. Kim mesela Jules Verne'in o deniz altında 20 bin fersanı okuyup da Nautilus'ta o sonsuz maviliklerin içerisinde dolaşmak istemedi? Kim? H.G. Wells'in Görünmez Adamını okuyan, Arthur C. Clarke'ın işte 2001 Uzay Efsanesini okuyan insanlardan hangisi o anı yaşamak istemedi? Üstelik bu insanlar bu konuda kafa yorarken bunlardan kat be kat daha fazla insan da onları pasifleştirmeye çalışıyordu. Bilgisayar şirketlerinin başındaki başkanlar dünyada 5 taneden fazla bilgisayar satılmaz diyordu mesela. Ona rağmen hayal ettiler ve bu insanların hayalleri sonucunda biz
yepyeni bambaşka bir dünyaya ulaştık. Hayal kuranların hepsi hayallerini bir bir gerçekleştirdiler. Bugünkü bu güzel dünyamızı yaşamaya başladık. Belki gerçekten ihtiyacımız değildi ama her teknoloji gibi hepsi kısa sürede bizim ihtiyacımız haline geldi. Vazgeçilmez hayat unsurumuz haline geldi. Yani çok klasik bir söylemdir. Cep telefonu yokken ne yapıyorduk? Hani cidden ne yapıyorduk? Ben yaşadım. Süper mutlu bir hayatımız vardı. Bir şey ölmüyorduk yani, yaşıyorduk. Yine geç kalıyorduk. Yine aksiliklerimiz çıkıyordu falan filan ama yine yaşayabiliyorduk. Ama şimdi yaşayabiliyor muyuz? Hayır. İşte teknolojinin böyle bir ayrıntısı var. Hayatımıza giriyor ve daha sonradan daha mutlu olabilme ihtimalimize rağmen ondan vazgeçemiyoruz. Bu çok önemli bir ayrıntısı teknolojinin. Ve demokratik, yani hiç kimseye bir ön koşulu yok. Parasını veren, hatta kimi zaman hiç para bile istemeden bizim hayatımıza nimetlerini sunuyor. Ve tek fark eden nokta kullanım alışkanlıkları. Yani işte pusulayı ve barutu Çinliler buldu. Ama onlarla savaşmayı, kıtalar fethetmeyi, sömürgeler kurmayı Batılılar buldu. Doğu'nun yemeklerinin baş tacıydı baharatlar. Batılılar binlerce mil aşarak, binlerce sıkıntı çekerek onlara ulaştılar. Ama yemeklerinde değil, afiş aralarında, koltuk altlarında kullandılar. Çünkü susuzluktan kokuyorlardı. Yani teknoloji de birazcık böyle. Kullanım farkları hala devam ediyor. Bugün hepimizin cebinde birer telefon var. Artık gelişmemiş ülkelerin bile ana oyuncağı haline geldi. Bizler için kimi zaman sosyalleşme aracı, kimi zaman internet terminali. İşte biz atıyorum işletim sistemi ne diye bakıyoruz, ekranı ne kadar büyük diye bakıyoruz. Afrika'dakiler örneğin veya Uzak Asya'dakiler şarjı ne kadar gidiyor diye bakıyor. Çünkü prizi yok. Onun bir şarj ettikten sonra günlerce, haftalarca onu kullanabilmesi lazım. Yani görmezden geldiğimiz, unuttuğumuz, farkında olmadığımız pek çok şeyi de var teknolojinin. Kimin icat ettiğini artık umursamıyoruz teknolojiyi. Kimin ne şartlarda ürettiğini de. Yani bizim o cafcaflı cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız dünyanın en insanlık dışı şartlarında çalışan fabrikalarda çok emek sömürüsüyle üretiliyor ama ne gam. Yeter ki biz 16 GB fiyatına 32 GB alabilelim. Bizim derdimiz bu. Hiç umrumuzda değil. Kullandıktan sonra ne olduğunun bile artık umrunda değiliz. Yani işte yenisini getir, eskisini getir, yenisini götür. Böyle kampanyalarla birlikte yaşıyoruz. Oysa Asya'da, Afrika'da birileri onların içindeki birkaç gram altını ve gümüşü ayıklayabilmek için zehirli gazlar soluyarak 40 yaşını bile görmeden günde birkaç dolar için eziyet çekiyor. Tabii ki ne oluyor? Beyin bedava. Beyin bedava ama dijital uçurum diye bir şey var hayatımızda ve halen devam ediyor. Hiçbir şey. Bugün internet yeri göğü inletiyor. Dünya nüfusunun daha %30'una bile ulaşamadı. %28'deyiz. Dünyamızın yarısı hala telefonla konuşabilmiş değil. Ve baktığımızda Türkiye'de 4 milyon kadın okuma yazma bilmiyor. Bırakın teknolojiyi, bilmem neyi, değişimi. Yani gelişim pek çok şeye de çözüm olmadı. 800 milyon insan aç yatıyor, 1 milyar obez insan var. Dünyada bir acayiplik var. Her sene 21 çocuk yanlış bir aileye veriliyor. Ya düşünün, bilgi toplumunun yanlarına bakın. OECD'nin PISA diye bir tane ölçüm metodu var. 15 yaşındaki çocukların genel eğitim düzeyini ölçüyorlar. Türkiye 2000 yılından beri sondan 3. dünyada. Geçen sene ÖSS sınavında 29.927 kişi 0 puan aldı. 0. Ulan ne yaptın o zamana kadar? İlkokul, ortaokul, lise neyse 0 ya. Nasıl yaptın bunu? Yani teknolojinin tek başına yeterli olamadığı haller de var. Baktığımızda insanlığın en temel ihtiyacı değişmiş değil. Yani hala ilgiye muhtacız, hala sevgiye muhtacız.
Bunların yöntemleri değişiyor, kelimelerin anlamları değişiyor. Mesela bugün artık Einstein'larımız, Edison'larımız yok. Nerede bizim bilim adamlarımız? Artık böyle parlak isimlerimiz yok değil mi? Artık daha kolektif hayatlarımız var. Artık işte mesela Mehmet Öz'ümüz var ama onun da adı Doktor Oz. O da Ofra'da çıkıyor diye biliyoruz. Yani Twitter'dan falan takip ediyoruz. Dünya başka bir noktaya gidiyor. Böyle doğan çocuklar sonra büyüdüğünde de böyle geliyor. Yani sosyal medya, sosyal ağ, kıl, tüy, dünyada en çok sosyal lafının kullanıldığı çağda yaşıyoruz. Dünyanın en yalnız günlerindeyiz aynı zamanda. Evlerimizin satılırken ki satış kriterlerine 24 saat güvenlikli, kıllı, tüylü, ne, kimi kimden koruyoruz ya, ne yapıyoruz? Kafede bakın değil mi, insanlar oturuyor, şey sosyalleşmek için şey bilgisayarını açıyor, kafayı kaldırıp birbirine bakan yok. Ya bir bak, belki bir biri var, bir şey olacak. Yok. Yani tanımlar değişiyor, fırsat, avantaj değişiyor. Artık fırsat siteleri var mesela, epilasyon yapıyor. Yarı fiyatına epilasyon. Nereden çıktı ya? Nereden çıktı? Nereden çıktı diyoruz? 150 bin kişi Türkiye'de epilasyon yaptırdı yani. Çoğu da erkekmiş, enteresan. Yani biz doğaya karşı çıkıyoruz, vücudumuza karşı çıkıyoruz. Tarım yapmak ve avlanmak için geliştirilmiş bir bedeni oturtmaya çalışıyoruz. Bilgisayarın başında, telefonların başında ve hareketsiz kılıyoruz. Bileklerimiz isyan ediyor, boynumuz, belimiz, her tarafımız... bunu anlatacaktım, vazgeçtim, pardon. Her şeyimiz isyan ediyor ve mutluluğu ilaçlarda arıyoruz. Yeni meslek gruplarımız var mesela. Hiç şey yapmadım. Yaşam koçu diye bir şey çıktı, aramızda varsa özür dilerim. Geçen gün televizyonda ruh koçu duydum. Ruh koçu ne ya? Ruh koçu ne? Acayip. Yani... İşte yeni peygamberler, yeni kurtarıcılar arıyoruz. Bu hikayeyi bilirsiniz. Uyuyan Güzel. Çok masallardan bahsedildi. Bir de ben anlatmış olayım. Uyuyan Güzel 100 sene uyur, gelir prens, öper onu kurtarır. Aslında hikayenin orijinali Fransız. Öyle değil. Prens bir bakıyor, süper prenses uyuyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Tecavüz ediyor. Prenses hamile kalıyor, hala uyuyor. Çocukları oluyor, hala uyuyor. Çocuklardan bir tanesi acından parmağını emiyor. O sırada büyü bozuluyor, uyanıyor. Olaylar bize anlatıldığı gibi olmayabilir. Yani bugün baktığımızda yeni değer yargılarımız var mesela. Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'un en temel fonksiyonu po, dürtme yani. Ne oluyor? Böyle bir sosyalleşme var mı, gözünüzü seveyim ya? Mesela markette alışverişte bizim diye no. Merhaba. Ne? Tanışalım. Böyle mi? İşte böyle tanışıyoruz. Artık like var. Beğeniyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ne kadar beğenirsek o kadar iyi. Ne kadar beğendirirsek o kadar iyi. Geçen sene Sırbistan'da bir kadın yolladığı bir link 20 dakika beğenilmedi diye intihara teşebbüs etti. Son anda kurtarıldı. Her saniyenin 8 kişinin üye olduğu bir siteden bahsediyoruz. Ben konuşmaya başladığımdan beri 8 bin üyesi oldu. 8 bin insan. Ama şeyi unutmayalım. Facebook dediğimiz şey bize değil, reklam verene hizmet veriyor. Yani yaptığı şey şu, Erzurum'da 15-25 yaş arasındaki işte kadınlara yönelik şu kremin reklamını bize yap. Facebook'un işi o reklam vermek isteyene Erzurum'da 15-25 yaş arası kadın yaratmak. Bize hizmet etmek için var değil, bizler sıradan şablonların parçaları haline geliyoruz. Veri tabanlarının içerisindeki kısa satırlar haline geliyoruz. Ve ne yazık ki bütün bunların hepsi bize sosyalleşme adı altında geliyor. Sosyalleşme biraz daha farklı bir şey. Ve çok önemli bir değişim var. Böyle de bitiriyorum. Değişimin aslında özeti şu. Biz bildiğini meslek sırrı haline getirip saklayan, kendinde tutan insanların başarılı olduğu ve sıyrıldığı bir toplumdan öğrendiğini hemen paylaşan ve mümkün olduğu kadar kişiye yayan insanların yüceltildiği, yükseldiği ve takdir edildiği bir çağa geliyoruz. Ve bunca kafa karışıklığına, karmaşaya rağmen hala teknoloji bize daha güzel bir dünyanın penceresini aralamak için araçlar sunuyor. Teşekkür ederim. Sağ olun.